Merhaba arkadaşlar, çalışma sorular kitabımıza 4. üniteyle devam ediyoruz. Temel geometri kavramlar ve çizimler, üçgen ve dörtgenler. 1. sorumuz, kareli kağıt üzerinde L noktasının 3 birim solunda ve 7 birim yukarısında bir nokta işaretleniyor. İşaretlenen bu noktanın K noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bize verilen noktayı bulalım. L noktasının 3 birim solunda. 1, 2, 3 birim solunda ve 7 birim yukarısında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu noktaymış arkadaşlar. K noktasına göre konumunu soruyor bize. Öncelikle K noktasından yukarıda 1, 2, 3 birim yukarıda arkadaşlar. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim de solunda. Yani cevabımız A şıkkı. 2. Noktalı kağıt üzerinde verilen K noktası hangi nokta ile birleştirilirse çizilen doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur. A ve B'nin birbirlerine göre konumları bakın 1 birim sağa, 3 birim yukarı. Şimdi verilen seçeneklerden tek tek kontrol edelim. A için bakıyorum. L ile demiş arkadaşlar. Şu şekilde bir doğru parçası çizersem 2'ye 2 olur. Zaten görüntüde de pek bir paralellik yok. O yüzden A değil. M için bakıyoruz. M de bu şekilde arkadaşlar. Dikkat edersek A ile B'nin oluşturduğu doğru parçasına hiç de paralel değil. Bu da olmadı. N için bakıyorum. Öncelikle şuradaki çizgilerimizi bir silelim arkadaşlar. N noktasına baktığımız zaman burada bu şekilde birleştirmiş. Yine paralel değil arkadaşlar. Bunu da eledik. Şimdi R için bakıyoruz arkadaşlar. R noktasından bakın şu şekilde bir doğru çizdiğimiz zaman 1 birim sağ, 3 birim yukarı paralel oldu. Çünkü B ve A'nın konumları da 1 birim sağ, 3 birim yukarı doğruydu. Bu arkadaşlar doğru cevabımız oldu. Cevabımız D. 3. Kareli kağıt üzerinde verilen K, L, M, N, R noktalarının hangi ikisinden geçen doğru D doğrusuna paraleldir? Bunun için şu iki noktayı alırsak bakın 2 birim aşağı 3 birim sağ köşelerden geçiyor arkadaşlar. Bize hangi ikisini alırsak diyor seçeneklerden gitmemiz gerekiyor. K ve M verilmiş. K burada, M burada. 2 aşağı 3 birim de sağ. Bakın bu uydu arkadaşlar. Yani bu şekilde bir doğru çizdiğimiz zaman paralel olacak. Cevabımız bu yüzden A şıkkı. 4. Birim karelerin üzerinde A, B, C, K, L, M ve N noktaları verilmiştir. C noktası ile K, L, M ve N noktalarından biri arasında çizilen doğru parçası A ile B noktası arasına çizilen doğru parçasına paraleldir. Buna göre C noktası ile arasına doğru parçası çizilen nokta aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle A ile B arasına olan doğrumuzu çizelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki C noktasıyla bunlardan bir tanesini alacağız arkadaşlar. Ve bize A ve B'ye paralel olacak. C noktamız burada. Şuna dikkat ediyoruz. Bakın köşeden köşeye 2 birim sağa 3 birim yukarı olacak. Şimdi seçeneklerden gidelim. K için bakalım arkadaşlar. K ile birleştirdiğim zaman dikkat edersek köşeden köşeye 2 birim sağa 2 birim yukarı. Buranın 3 birim olması gerekiyordu. O yüzden A'yı eledik. L için bakıyorum arkadaşlar. Öncelikle şurada bir ekranımızı temizleyelim. L'yi alacak olursak ki L bakın çok yukarıda. Köşeden köşeye ne oldu arkadaşlar? 1 birim sağa, 2 birim yukarı. Yine olmadı. Bunu da eledik arkadaşlar. Şöyle silelim. Şimdi gelelim C'ye yani M noktasına. M noktamız burada arkadaşlar. Şimdi paralelliği kontrol ediyoruz. Köşeden köşeye baktığımız zaman bayağı bir yukarı gitti arkadaşlar. Bakın burada 3 birim sağa, 4 birim yukarı oldu. Bu da olmadı. Şimdi gelelim son noktamız yani N için bakıyoruz arkadaşlar. N için bakalım şu şekilde. Bakın köşeden köşeye arkadaşlar. Bakın köşe burada ve burada 2 birim sağ, 1, 2, 3 birim yukarı oldu. Bu da öyleydi zaten. Bakın 2 birim sağ, 3 birim yukarıydı. Doğru oldu. Cevabımız D şıkkı.
5. Kareli kağıt üzerinde PR ışını ve KLMN noktaları verilmiştir. P noktası KLMN noktalarıyla birleştirildiğinde elde edilen açılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen kontrol edelim A'dan başlayarak. RPK açısı dik açıdır demiş. Şu şekilde birleştirildiğinde arkadaşlar burası dik açı olduğu için bu doğru arkadaşlar. Bakın tam köşeden köşeye ve çizgiler üzerinde. Şimdi bunu silip B şıkkına bakıyoruz. B şıkkında ne demiş arkadaşlar? RPL geniş açıdır. Yani şurada birleştiriyoruz ve buradaki açımız arkadaşlar gördüğünüz gibi geniş açı oldu. Çünkü 90 dereceden büyük. Şimdi bunu silip tekrar hemen C şıkkımıza bakalım. C şıkkında RPM dar açıdır diyor. Yani buradan M ile birleştiriyoruz. Bakın 90 dereceden şurası küçük olduğu için dar açıdır diyor. Bu da doğru. En son olarak D şıkkına bakıyoruz şimdi. D şıkkında da arkadaşlar burada gördüğünüz gibi RPN geniş açıdır demiş. Şu açımız, bu açımız geniş açı değil arkadaşlar. 90 dereceden küçük olduğu için dar açıdır. Yanlış cevabımız D. 6. Görseldeki saatlerde akrep ile yelkovanın arasındaki açılar sırasıyla A, B, C ve D ile gösterilmiştir. Buna göre bu açıların çeşidi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Buradaki A açısı arkadaşlar şu şekilde tam 90 derece olduğu için dik olacak. Yani C ve D dar dediği için eledik. Elimizde A ve B kaldı. Burada şuradaki açımız arkadaşlar 180 derece olduğu için doğru açı. Bu da doğru verilmiş. C ise bakın dar açı arkadaşlar. Burada B de dik dediği için yanlış. Cevabımız A. 7. Yukarıda kareli kağıtta verilen noktalardan hangi ikisinin birleştirilmesiyle oluşan doğru parçası MN doğrusuna dik olur? Dik olması için 90 derecelik bir açıyla kesmesi ya da değmesi gerekiyor. Burada dikkat edersek S ve T'yi birleştirirsek arkadaşlar tam 90 derece olur. Buna da dik diyoruz zaten. O yüzden cevabımız B şıkkı. 8. Kareli kağıt üzerinde üçgenler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki üçgen çeşitlerinden hangisi bu üçgenlerden biri olamaz? Bakıyoruz. Dar açılı çeşit kenar üçgen. Burada arkadaşlar dikkat edersek 3 açımız da birbirinden farklı ve hepsi de 90 dereceden küçük. Bu var. B'ye bakıyoruz. Dar açılı ikiz kenar üçgen. Bakın şuradan bir dik iniyorum. Dikkat edersek burası 2 birim. Burası da 2 birim. O yüzden 2 eş parça olduğu için şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. Ve açılarımız da 90 dereceden küçük olduğu için dar açılı ikiz kenar üçgen olur. Devam edelim. Geniş açılı çeşit kenar üçgen. O da burada arkadaşlar. Şurası 90 dereceden büyük. Ve şu kenarla şu kenar birbirinden farklı. Bu kenar da birbirinden farklı olduğu için geniş açılı çeşit kenar üçgen. Geniş açılı ikiz kenar üçgen demiş. Burada geniş açılı ikiz kenar üçgenimiz yok. Cevabımız D şıkkı. 9. Kareli kağıt üzerinde K, L ve M harfleriyle gösterilmiş üçgenler verilmiştir. Buna göre K, L ve M üçgenlerinin açı özelliklerine göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? Burada K için bakarsak köşede olduğu için tam şurası 90 derece. O yüzden dik açılı üçgen oluyor. Burada C ve D şıklarını eledik. L için bakıyorum. Buralar bakın 90 dereceden küçük olduğu için dar açılı üçgen oluyor. O yüzden geniş açılı üçgen değil. B şıkkı da gitti. Elimizde bir tek A kaldı. Şurada da dikkat edersek geniş açı olduğu için geniş açılı üçgen diyoruz. Cevabımız A. 10. Verilen ABCD çokgeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ABCD'ye bakarsak arkadaşlar bir dikdörtgendir. Bu çokgenin 6 köşesi vardır demiş. Hayır arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 köşesi vardır. O yüzden cevabımız A şıkkı. 11. Şekilde ABCDE çokgeni verilmiştir. Buna göre bu çokgen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. Bu bir beşgen arkadaşlar. Ve o yüzden burada 5 tane köşesi var. A doğru. 5 tane köşesi olduğuna göre 5 tane de iç açısı olacak. Bu da doğru. AC bu çokgenin bir köşegenidir demiş. A'dan C'ye bir çizgi çekersek köşeden köşeye olduğu için köşegenidir. Bu da doğru. BD bu çokgenin bir kenarıdır demiş.
BD arkadaşlar kenarı değil. Bakın ne oldu? Köşegeni oldu. O yüzden yanlış cevabımız D. 12. Verilen şekilde KM doğru parçası KLMN eşkenar dörtgeninin bir köşegenidir. MKL eşittir 30 derece olduğuna göre KNM açısı kaç derecedir demiş. MKL arkadaşlar bakıyoruz. MKL yani şurası 30 dereceyse arkadaşlar. Burası da 30 derecedir. Burası da 30. Burası da 30 derecedir. Şimdi bize KNM yani bakın arkadaşlar şu açıyı soruyor. Üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Şimdi 30 burası. 30 da burası. 60. Geriye kalacak ne olur arkadaşlar? 180'den 60'ı çıkarırsam 120 cevabımız C şıkkı. 13. Şekilde ABCD dörtgen ve B açısı 62, C açısı 78 ve D açısı 150 verilmiş. Buna göre A açısı kaç derecedir? Bu bir dörtgen olduğuna göre arkadaşlar dörtgenin iç açılar toplamı 360'tır. Buradaki 3'ünü toplayıp 360'dan çıkarırsak buradaki açımızı bulmuş oluruz. Toplayalım. 150 artı 78 artı 62. 8, 2 daha 10 elde var 1. 7, 5 daha 12. 6 daha 18. 1 de elde 19. Elde var yine 1. 290. Bu 290'ı 360'dan çıkarıyoruz arkadaşlar. 0. 16'dan 9 çıktı. 7 burada kaldı. 2, 2'den 2 çıktı. 0. Geriye kaldı 70. Cevabımız A. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki ünitede tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.